Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde elektrik akımından lambalı devrelerle ilgili işlemlerimize bakacağız. Lambalı devrelerde lambaların parlaklığı nasıl değişir ya da hangi lambalar yanar, hangi lambalar yanmaz? Bunlarla ilgili kurallarımızı inceleyeceğiz. Sorularla yapmak istiyorum. Devredeki 1 2 3 anahtarı kapatıldığında hangi lambalar yanar? Arkadaşlar kuralımız şudur. Birincisi lambanın yanması için şunu kullanacağız. Diyeceğiz ki lamba yanacaksa üzerinden akım geçen lambalar ışık verir diyelim. Değil mi? Üzerinden akım geçen lambalar ışık verir. Tüm kuralımız budur. Bakalım 1 2 3 anahtar kapalı hangi lambalar ışık verir? Bakın şu anda anahtarları kapatalım. Yani anahtarlar açıkken iletkenlik sağlanmıyor. Anahtarlar kapalıyken iletkenlik sağlanır. Birinci devremize bakarsak bakın üreticinin artı kutbundan çıktım. Sadece şu W lambasından geçerek gidebiliyorsam bu W lambası her şeye paraleldir. Bu yanar. Diyelim akım bu noktaya gelince ikiye ayrılıyor. Bakın bir kısmı buradan gider, bir kısmı buradan gider. Peki buradan giden akım ne yapar? X lambasından geçtikten sonra buraya gelince yol tekrar 3'e ayrılıyor. Ancak ayrıldığı noktadan birleştiği noktaya kadar hiç direnç olmayan bir yol varsa akım ne yapacaktır? Bu yolu tercih edecek ve buradan gidecektir. Dolayısıyla Y ve Z lambaları kısa devre olur. Dolayısıyla ışık veren lambalar X ve W lambalarıdır diyebiliriz. Hangi lambalar ışık verir yine sorumuz. Bakın artı kutuptan akım çıktı. Artı kutuptan akım çıkınca K lambasından geçti. Peki buraya gelen akımın karşısında tekrar iki yol çıktı. Bakın burada dağılan akım buraya gelene kadar mı değil bakın akım burada dağılıyor. Burada dağılan akım tekrar burada birleşiyor. Burada dağılan akım burada tekrar birleşene kadar bakın hiç dirençten geçmeden gidebileceği bir yol var. Değil bakın şöyle takip ederse akım buraya kadar ulaşabiliyor. O zaman buradan buraya gelmesi için ne L'den ne M'den ne de N'den geçmesine gerek yok. Dolayısıyla burada ışık veren lamba sadece hangisidir? K lambasıdır diyoruz. Mesela bakın bunu arkadaşlar harflendirme yöntemini kullanarak da görebiliriz bu kısa devre olayını. Bakın şöyle yapalım isterseniz buraya harf verelim. Mesela diyelim ki burası A noktası olsun. Burası da o zaman A noktası. Dirençsiz gittiğim sürece burası da A noktası. Bakın dirençsiz gittiğim sürece aynı harfi veriyorum. Burası da A noktası, burası da A noktası, burası da A noktası olur. Bakın L hangi iki harf arasında? A ile A arasında. M A ile A arasında. N A ile A arasında. Dolayısıyla aynı iki harf arasında kalan dirençler ne demiştik? Kısa devre olur ve devrede yok sayılır. Bunlar bir lamba olduğuna göre bunlar da ışık vermeyecektir. Işık veren lamba sadece K lambasıdır arkadaşlar. K ve L lambaları yanarken M lambasının yanması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır diyor. Şimdi K ve L lambası yanarken M lambası yanmaması için diyor. O zaman şimdi arkadaşlar M lambasının yanmaması için zaten 4 nolu anahtarı kapatacağım ki akım buraya geldiğinde kısa devre olsun. 3 nolu anahtarı ve 1 nolu anahtarı kapatmazsam zaten devrenin kendisi çalışmaz. Değil mi? L lambasının yanmasını istiyorsan bakın artı kutuptan akım çıktı. K lambasından geçecek. Buradan geçecek. Buraya geldiğinde akımın L lambasından geçebilmesi için 2 nolu anahtarın açık durması gerekir. Ardından 3 nolu anahtardan geçecek. M lambasının yanmaması için diyorsa o zaman buradaki dirençsiz yolu kullanacak ve böyle gidecek. Dolayısıyla bu durumda M lambası yanmaz. Yani kısa devre olur. Tüm akım 4 nolu anahtar üzerinden geçerek eksi kutba ulaşır. Hangi anahtarlar kapatılmalıdır diyoruz. Bakın 1 ve 3 zaten devrenin tamamlanması için kapatılmak zorunda. M lambasının yanmaması için de 4 nolu anahtar kapatılmak zorundadır. Şekildeki devrede anahtarlardan sadece 1 ve 2 kapatılırsa kaç tane lamba ışık verir diyor. Bakın birinci anahtarı kapattık ve ikinci anahtarı kapattık. Tabi şurada da arkadaşlar iletkenliğimiz var. Kaç tane lamba ışık verir diyor. Bakın artı kutuptan çıktım. Bu lambadan geçmek zorundayız. Buradan geçmek zorundayız. Burada iletkenlik olmadığına göre geçemez. Zaten 4 nolu anahtar açık olduğu sürece bu lamba yanmaz. Ve akım buradan geçmek zorunda. Buradan geçti. Bu lambadan geçtik. Buraya geldiğimiz zaman bakın akımın karşısına 2 yol çıktı.
Ancak bir nolu anahtar kapalı olduğu için bu üstteki lamba kısa devre olur. Akım bu bir nolu anahtardan geçer. Ardından karşısına iki yol çıkar. İki lambadan geçti ve buraya gelip iki nolu anahtardan geçer ve eksi kutba ulaşır. Dolayısıyla kaç lamba ışık verir arkadaşlar? Sadece bu lamba yanmıyor dedik. Ve bu lamba, yani ışık veren lambalar 1, 2, 3, 4, 5 tanedir. 5 lambamız ışık verir. Bu işaretlediğimiz lambalardır. Çekirdeki devrede K anahtarı kapalıyken tüm lambalar ışık vermektedir. K anahtarı açıldığında lambalardan hangileri söner diyor. Şimdi arkadaşlar, K anahtarı açarsak, bakın devreyi baştan çizelim. K anahtarı açılırsa, değil mi, şurada iletkenlik olmayacak. O zaman şöyle çizebilir miyiz devreyi, bakın. Artı ve eksi kutupları üretecin dedik. Artı kutuptan akım çıktı. Buradan geldi ve şu noktaya kadar geldik. Burada akım kollara ayrılıyor. Değil mi? Peki bu ayrılan akım tekrar nerede birleşiyor? Tekrar burada birleşiyor. Bakın, buradan buraya gelene kadar tek bir dirençten geçerek gidebileceğim yol varsa, bu 3 nolu lamba bu devredeki her şeye paralel olur. Yani ben buradan, bakın, artı kutuptan eksi kutba sadece 3 nolu lambadan geçerek gidebilecek bir yolum olmalı benim. Değil mi? Bakın, artıdan çıktım. Sadece 3 nolu lambadan geçerek eksi kutba gidebiliyorum. O zaman 3 nolu lamba her şeye paraleldir. Peki benim, bakın, zaten şu 4 nolu lamba devreden çıkar K anahtarı açıldığında. Dolayısıyla buradan akım zaten geçmeyeceğine göre, buradan buraya gelene kadar hiç dirençten geçmeden gidebileceğim yol olduğuna göre, bu 1 ve 2 numaralı lambalar kısa devre olacaktır. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı lambalar bu durumda sönecektir diyebiliriz. Çekirdeki devrede lambalar özdeştir. Lambaları parlaklıklarına göre sıraladık. Arkadaşlar, şimdi lambaların parlaklıkları, burada lambaların parlaklıkları lambaların gücü ile orantılıdır. Değil mi? Lambanın gücünü nasıl hesaplıyorduk? I çarpı V ya da I kare çarpı R ya da V kare bölü R bağıntısı ile hesaplayabiliriz. Dolayısıyla özdeş dirençlerden oluşan bir devre ise, özdeş dirençlerden oluşan bir devre ise, o zaman lambaların parlaklığı için ya akıma bakarım ya gerilimlerine bakarım. Hangi lamba üzerindeki akım daha büyükse o daha parlak yanar. Hangi lamba üzerinde gerilim daha büyükse o daha parlak yanar. Ya da bir lambanın üzerinden geçen akım arttıkça ya da gerilim arttıkça parlaklık da buna göre artacak diyebiliriz. Peki burada bakın arkadaşlar, lambalar parlaklıklarına göre nasıl sıralanır demiş. O zaman şimdi buradan bakarsak arkadaşlar, nasıl bir devredir bu? Akım buradan geldi. K lambasından geçtikten sonra bakın, bu noktada akım dağılıyor. Bu noktada tekrar birleşiyor. Buradan buraya birleşene kadar 3 farklı yol izleyebilirim. Bakın, L lambasından geçebilirim. Ya da bakın, bu yolu izleyerek M lambasından geçebilirim. Ya da bu yolu izleyerek N lambasından geçebilirim. Dolayısıyla bu 3 kol birbirine nasıl bağlıdır? Bakın, L, M, N lambaları paralel bağlıdır. O zaman buradan geçen akıma I, buradan geçen akıma I, buradan geçen akıma I dersem, o zaman K lambasından geçen akım nedir arkadaşlar? 3I. Dolayısıyla buradan ne yazabiliriz? En büyük akım K lambasından geçtiğine göre parlaklığı en büyük olan lamba K'dır. Ardından L, M, N lambalarından aynı akım geçtiğine göre L, M ve N lambalarının parlaklıkları birbirine eşittir. Yine lambalar özdeştir. Hangi lamba en parlak yanar diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar, en parlak yanması için lambanın ne olması gerekir? Bir, tüm devreye, değil mi? Tüm devreye paralel olmalıdır. Tüm devreye paralel tek bir lamba varsa bu en parlak yanar. Veya tüm devreye seri olan lamba varsa o da en parlak yanacaktır. Bakın, artı kutuptan çıktım. Eksi kutba gelene kadar tek bir dirençten geçerek gidebileceğim yol var mı? Bakın, buraya geldim. Burada akım yollara ayrılıyor. Ancak şöyle takip edersem, bakın, sadece P lambasından geçerek eksi kutba ulaşabiliyor muyum? Evet, bakın, artıdan çıktım. Sadece P lambasından geçerek eksi kutba ulaşabiliyorum. O zaman P lambası devrenin tamamına paralel bağlıdır arkadaşlar. Peki diğerlerini de görmeye çalışalım. Diğerleri nasıldır? Bakın, eksi kutba gidebilmek için buradan ne yaparım? K'dan geçerim. L'den geçip eksiye ulaşabilirim. Ya da
M'den geçerim, L'den geçip eksiye ulaşırım. Ya da N'den geçerim, L'den geçip eksiye ulaşırım. Yani devremiz şöyledir. Burada yol 3'e ayrılmış durumda. Değil mi? Şöyle bir devremiz var. Bu 3 yol burada birleşiyor ve tekrar L lambasından geçerek devreyi tamamlıyor. Yani bizim karşımızdaki devre, yukarıdaki devre bu devreyle aynıdır. Yani şurası K lambası, bu M lambası, bu N lambasıdır. Bakın burada P lambası her şeye paralel olduğuna göre en parlak yanan lamba hangisidir arkadaşlar? P lambasıdır. Bakın şöyle de düşünebiliriz. Bu V gerilimi şu noktayla şu nokta arasındaki gerilim V kadardır. Değil mi? Bakın şuraya A noktası, B noktası diyelim. A ile B arasındaki gerilim V kadar. Ancak bu V gerilimini bu lamba ve buradaki düzenekten oluşan lambalar kullanıyor. Ancak aynı AB arasını P lambası tek başına kullandığı için buna tek başına düşen gerilim V kadardır. Dolayısıyla en parlak yanan lambamız da P kadardır. Lambaları parlaklıklarına göre sıralayın demiş. Bakın artı kutuptan akım çıktı. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Artıdan akım çıktı. Sadece M'den geçerek gidebileceğim yol var mı? Var. O zaman şöyle M lambası tüm devreye paralel bir lambadır. Bakın artı kutuptan çıktım. Sadece M'den geçerek gidebiliyorum. Ya da artıdan çıktım. Sadece K'den geçerek gidebileceğim yol var mı? O da var. Şöyle yaparız arkadaşlar. Bakın şu K lambasını da şöyle çizelim. Bakın sadece K'den geçerek gideceğim. Ya da artıdan çıktım. Sadece L'den geçerek gidebileceğim bir yol da var. Dolayısıyla bakın bu da L lambasıysa 3 lambada birbirine paraleldir. 3 lambada birbirine paralel olduğuna göre her birinin gerilimi V kadardır. Dolayısıyla hepsinin parlaklıkları birbirine eşittir diyoruz. K eşittir, L eşittir, M'dir arkadaşlar. Şekildeki devrede lambalar özdeştir. Lambaları parlaklıklarına göre sıralayın. Bakın burayı da görmeye çalışalım. Artı kutuptan çıktım. Şöyle görelim arkadaşlar. Artı kutuptan çıktım. Ve şöyle bir K lambasıyla karşılaşıyorum. Bu noktaya geldikten sonra bakın nasıl bir yol izleyebiliriz? Sadece L'den geçerek eksiye gidebilir miyim? Bakın öyle bir yol olmalı ki sadece L'den geçerek eksi kutba ulaşabilmeliyim. Değil mi? Şöyle bir devremiz olur bakın. Sadece L'den geçerek eksiye gidebilmeliyim. Ya da sadece N'den geçerek gidebileceğim yol var mı? O da var. Bakın sadece N'den geçerek gidebileceğim bir yol da oluşturdum. Bakın burada dikkat ederseniz hangi dirençten geçersek geçelim M'den geçmeme gerek kalmadı. O zaman M lambası kısa devre olur diyoruz. Dolayısıyla M lambası yanmaz. Buradan da arkadaşlar nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Mesela bu devrede L lambasından I akımı geçerse lambalar özdeş olduğuna göre N'den de I akımı geçer. K'dan 2 I akımı geçer. Dolayısıyla parlaklıkları K eşittir. Pardon K büyüktür. L eşittir. N şeklinde olacaktır. Özdeş üreteçler ve özdeş lambalarla kurulu devrede X, Y, Z lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar lambaların parlaklığı üzerindeki gerilimle orantılı demiştik. Bakın burada toplam gerilim 2V ise artı eksi artı eksi 2V ise bunun V kadarını bu lamba V kadarını bu lamba kullanır. Burada üreteçlerin gerilimleri V kadarsa toplam gerilim yine V kadardır. Y lambasının kullandığı gerilim de V kadardır. Burada toplam gerilim 2V ise Z lambasına da 2V, bu lambaya da 2V gerilimi düşer. Dolayısıyla arkadaşlar burada lambalar özdeş olduğuna göre en yüksek gerilime sahip olan en parlak yanacaktır. Z en parlak yanar. Sonra Y ve X'in gerilimleri eşit olduğuna göre parlaklıkları da eşit olacaktır. Şekildeki devrelerde tüm lambalar özdeştir. Birinci şekildeki devre ikinci şekildeki duruma getirilirse X ve Y lambalarının parlaklıkları nasıl değişir diye soruyor. Arkadaşlar bakın eğer devrede bir değişiklik yapılıyorsa bu devredeki değişiklik durumuna göre lambaların parlaklıklarındaki değişimi incelemek için gerilime bakmamız daha avantajlı olacaktır. Mesela burada bakın 2V gerilimi varsa ve lambalar özdeşse bu gerilimi X ve Y lambaları V, V diye paylaşır. Bunun kullandığı gerilim V kadar, bununki de V kadar. Çünkü seri bağlı dirençlerde veya lambalarda
dirençlerin ya da lambaların gerilimleri direnç değerleriyle doğru orantılıdır. Bakın bunun direnci R, bunun direnci R. Dirençler eşit olduğu için eşit olarak paylaştılar. Ancak burada bakın X lambasının direnci R'ye kadar, biraz önce X lambasının yanında tek bir R direnci vardı. Ama şu anda bakın Y'nin yanına paralel bir Z lambası bağlandığına göre buranın direnci ne oldu? R bölü 2 oldu. Yani R direnci ile R bölü 2 direnci paralel bağlıdır. O zaman bunlar bu 3 V'yi nasıl paylaşırlar? Bakın eğer ben buna bir parça dersem, dil bakın R bölü 2'ye bir parça dersem R direncine 2 parça diyebilirim. Yani toplam direnç 3 parça. O zaman toplam gerilimi 3'e bölerim. 3V'yi 3'e böldüm. 1V'dir. Eğer burası bir parçaysa bu 3V'den bir parçasını bu alır. Burası 2 parça dirençse gerilim de 2 parça olarak buraya dağılır. Bir bakın ne yaptık? Direnç bir parça, yani toplam dirence 3 parça dedim. Bu bölümdeki direnç bir parçaysa gerilimden de buraya 3'te 1 pay düşer. Burası 2 parçaysa gerilimden de buraya 3'te 2 pay düşecektir. Yani şöyle diyebilir miyiz? X direncinin gerilimi ne oldu? V iken 2V oldu. O zaman X direncinin parlaklığı artar. Y direncinin gerilimi V idi. Yine V olarak kaldı. O dolayısıyla burada da parlaklık ne diyoruz? Değişmez diyoruz arkadaşlar. Şekildeki özdeş lambalar şekil 2'deki gibi bağlandıklarında parlaklıkları nasıl değişir? Bakın şu anda arkadaşlar birinci devremiz şöyle. X, Y, Z lambaları üçü de birbirine seridir. Değil mi? Şu X lambası, şu Y lambası, şu Z lambası olsun. Ancak ikinci şekilde şöyle görüyoruz. İkinci şekilde apilimizin artı eksi kutupları. Önce X lambasıyla karşılaştık. X lambasını geçtikten sonra yol ikiye ayrıldı. Y ve Z lambaları karşımıza çıktı. Ve şöyle bir devre oluşturduk. X, Y, Z'dir arkadaşlar. Peki, o zaman bakalım. Üreteçler özdeş olduğuna göre, aynı olduğuna göre burada. O zaman bu V lambasının, pardon, bu X, Y, Z lambalarının uçları arasındaki potansiyel farkı V kadarsa ve lambalar özdeşse, bu üretecin geriliminin üçte birini X, üçte birini Y, üçte birini de Z lambası kullanır. Yani burası da V bölü 3 kadardır. Her birine V bölü 3 gerilim düşer. Ancak bu hale getirdiğim zaman bakın tekrar biraz önceki sorudaki gibidir. Bu X'in direnci R ise Y'nin de Z'nin de dirençleri R'dir. Ancak Y ve Z paralel bağlı olduğuna göre bu bölümün eşdeğer direnci R bölü 2'dir. Yani bakın burada R ve R bölü 2 seri bağlanmış. Yani bunun direncine bir parça dersem bunun direnci nedir arkadaşlar? İki parçadır. İşte bakın bu parçalar gerilimin dağılma oranlarını ifade eder. Direnç bir parça burada, iki parça burada, toplam üç parça. O zaman gerilimi de üçe bölerim. V bölü 3. Bir tane V bölü 3 bu Y ve Z lambalarına düşer. İki tane V bölü 3 de bunlara düşer. Dolayısıyla Y'nin parlaklığı ve gerilimi V bölü 3'tü. Şimdi yine V bölü 3. Z'nin gerilimi V bölü 3'tü. Şimdi yine V bölü 3. Ancak X'in gerilimi 2V bölü 3'ken, pardon, V bölü 3'ken 2V bölü 3 oldu. Dolayısıyla buradan ne diyebiliriz? X'in parlaklığı artar. Y ve Z'nin parlaklıkları ise değişmez diyoruz arkadaşlar. X'in parlaklığı artar. Y ve Z'ninki değişmez. Şekildeki devrede lambalar özdeştir. K anahtarı açıldığında L ve M lambalarının parlaklıkları nasıl değişir diye soruyoruz. K anahtarı açıldığında L ve M lambalarının parlaklıkları. Şimdi arkadaşlar şu anda nasıl bir devredir bu bakalım. Artı kutuptan çıktım. Sadece L'den geçerek eksi kutba gidebilirim. Ya da sadece M'den geçerek eksi kutba gidebilirim. Dolayısıyla şu anda bu N lambası kısa devre yapmış durumdadır. Yani devrede sadece M ve L lambası vardır ve de bunlar üretece paralel durumdadır. Şu M lambası, şu L lambası ve pilin gerilimi V kadarsa M'nin de L'nin de kullandığı gerilimler V kadardır. Ancak anahtarı açtığım zaman bu kez akım artı kutuptan çıktıktan sonra bu düz telden geçemeyecek. Mecburen N lambasından geçecek. N lambasından. Ardından bu yol ikiye ayrılıp
M ve L olmak üzere şöyle dağılacak. Değil mi? Şöyle bir devre olacaktır burada. Burası nedir? M lambası. Bu da L lambası. Bu da V gerilimi. Dolayısıyla şimdi bu da arkadaşlar bakın biraz önceki soruda da yaptığımız gibi bunun direnci R ise bunların da direnci R kadar. Burada toplam direncimiz R bölü 2 kadardır. Yani burası yine bakın bir parçaysa burası iki parçadır. O halde V'yi 3'e bölerim. V bölü 3. Bir tane V bölü 3 M ve L'ye düşer. İki tane V bölü 3 N lambasına düşer. Dolayısıyla biraz önce M ve L'nin kullandığı gerilimler V iken şimdi V bölü 3 oldu. O zaman M'nin de L'nin de parlaklıkları ne olur? Azalır diyoruz. Şekildeki devrede lambalar özdeştir. K anahtarı açıldığında lambaların parlaklığı nasıl değişir? Bakın buradan artı kutuptan çıktım. Sadece X'ten geçerek eksi kutba gidebilirim. Ya da sadece Y'den geçerek eksi kutba gidebilirim. Ya da sadece Z'den geçerek eksi kutba gidebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda bu X, Y, Z lambalarımızın hepsi birbirine paraleldir. Bakın paralel olduğunda ne yapıyoruz? Üreticim bir kutbundan çıkıp sadece tek bir dirençten geçerek eksi kutba ulaşabiliyoruz. Bu X lambası, bu Y lambası, bu Z lambası. Üreticin gerilimine de V dersem her birine düşen gerilim yine V kadardır. Ancak K anahtarını açtığım zaman ne oluyor? K anahtarını açtığım zaman artı kutuptan çıktıktan sonra X ve Y'den geçmeden sadece Z'den geçerek eksi kutba gidebiliyorum. Değil bakın akım şurada dağılıyor. Bu dağılan akım ya X'ten geçip Y'den geçip gidecek buraya ya da Z'den boş telden geçecek. O zaman akım bu yolu tercih edeceğine göre X ve Y ne olur? Kısa devre olur. Sadece Z lambası devrede kalır. Değil mi? Yani burası K anahtarı kapalı ikenki pozisyonumuz. Burası da K anahtarı açıkkenki pozisyonumuz. Sadece Z lambası devrede vardır. Dolayısıyla buradan bakın ne olur arkadaşlar? Bu Z lambası yine V gerilimini kullanacağına göre Z lambasının parlaklığı değişmez. Ancak X ve Y lambaları burada kısa devre olacağı için ne olur? Söner diyoruz. Şekildeki devrede reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirse, hareket ettirilirse özdeş X ve Y lambalarının parlaklıkları nasıl değişir diyor. Arkadaşlar bu devremiz nasıldır bakalım. Şimdi diyelim ki şurası üreticimiz. Eksi artı kutuplarımızı şöyle çizmiş. Ben yan çevirerek çizmiş oluyorum böylece. Bakın artı kutuptan çıktım. Sadece Y lambasından geçerek eksi kutba gidebilirim. Dolayısıyla sadece Y lambasından geçebileceğim ve diğer kutba ulaşabileceğim bir yol olmak zorunda. Bunun dışında artı kutuptan çıktıktan sonra X lambasından geçiyorum ve reostadan geçip gidebiliyorum, değil mi? Şöyle bir devremiz var. Şurada reostalı R direnci olsun. Şu da X lambası olsun. Bakın, şu anda bakın artı kutuptan çıktım. X lambasından geçiyorum ve böyle gidip şöyle devam ediyorum. Yani şu anda devrenin bu kadarı, direncin bu reostanın bu kadarı devreye dahil. Ancak bakın reostanın sürgüsünü ok yönünde çektim diyor. Yani reostanın sürgüsünü buraya getirdiğimizi düşünelim. O halde ne olur arkadaşlar? Reosta direncin bu kadarı devreye dahil olur. Yani ben şu direncin değerini arttırmış oluyorum. Bu direncin değeri artarsa X ve Y'nin parlaklıkları nasıl değişir diye bize soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada şöyle bir kuraldan da bahsedebiliriz. Bu devremizde eğer her şeye paralel olan bir lamba varsa bunun gerilimi V kadardır. Bakın birbirine paralel kollardır. Şöyle diyelim. Şu A noktası, şu B noktası, şurası C olsun, burası D olsun. AB kolu ile CD kolu birbirine paraleldir ve hepsi üretece paraleldir. Dolayısıyla bakın burada biz CD kolundaki direnç değerini değiştiriyoruz. Ancak AB kolunda hiçbir değişiklik yapmıyoruz. O yüzden şöyle bir yorum yapabiliriz. Paralel kollardan birinde yapılan değişiklik, şöyle yazıyorum buraya özellikle bunu. Paralel kollardan birinde yapılan değişiklik diğer kolları etkilemez.
Bakın biz bu yukarıdaki kolda bir değişiklik yapıyoruz. O yüzden Y lambası bundan etkilenmeyecektir. Yani Y lambasının parlaklığında hiçbir değişme olmaz. Ancak CD kolunda bu X lambasıyla R direnci bu V gerilimini paylaşacak. Ne demiştik hatırlarsanız? Şuna VR diyelim, buna VX diyelim. Seri bağlı dirençlerde gerilimler dirençle doğru orantılıdır. Dolayısıyla burada bakın ne olur arkadaşlar? R direncinin değeri arttığına göre bu VR gerilimi artacaktır. Ancak o zaman VX'e düşen pay da burada ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman VX gerilimi azalırsa X lambasının parlaklığı da ne olur? Azalır diyebiliyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Şekildeki devrede lambalar özdeştir. Peki, devre şekildeki konumdayken bir nolu anahtar açılıp iki nolu anahtar kapatılırsa hangileri doğru olur diye soruyor. Bakın şu anda zaten artıdan çıktım. L lambasından geçiyorum. M'den geçip eksiye ulaşabiliyorum. Artıdan çıktım. Bakın bir nolu anahtardan geçiyorum. N'den geçip eksiye ulaşabiliyorum. Yani K şu anda kısa devre pozisyonundadır. Peki bunun tersini yaparsak bir nolu anahtarı açıp iki nolu anahtarı kapatırsam neler değişir? Şimdi bir nolu anahtarı açtım, iki nolu anahtarı kapattım. O zaman devremiz şu hale gelir. Devreyi yeni durumuyla çizmeye çalışalım. Bakın burası artı kutup, burası eksi kutup. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer iki nolu anahtarı kapatırsam sadece L'den geçerek eksi kutba gidebilecek bir yol oluşturuyorum kendime. Dolayısıyla ne olur? L lambası her şeye paralel hale gelir. Bakın devremiz şöyledir. Bu L lambası. Başka? Buradan devam ediyoruz o zaman. Bir nolu anahtar açıldığına göre, değil mi? Bir nolu anahtarı açtık burada. Yani burada artık iletkenliğimiz yok. Şöyle olacak devre şurası. Bir nolu anahtarı açtıktan sonra K'dan geçerim. N'den geçerim ve eksi kutba ulaşırım. Yani şöyle bir durum daha oluşur. K'dan geçerim, N'den geçerim ve eksi kutba ulaşırım. Dolayısıyla bakın bu sefer de ne olur arkadaşlar? M lambası kısa devre olur. Dolayısıyla M söner doğrudur. Birinci durumda K ışık vermiyordu. Şimdi K da ışık vermeye başladı. Bu da doğrudur. L lambası en parlak yanar. Bakın bu V gerilimi ise bu L lambası bugünün tamamını kullanırken K ve N lambaları V bölü 2 V bölü 2 kullanacaktır. Dolayısıyla en parlak yanan lamba burada L lambasıdır. O zaman üçüncü bilgimiz de doğrudur. Şekildeki devrede lambalar özdeştir. Birinci şekildeki devre ikinci şekildeki duruma getirilirse X ve Y lambalarının parlaklıkları nasıl değişir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun gerilimi V kadarsa o zaman X ve Y lambaları ikisi de paralel olduğuna göre bunların kullandığı gerilimler V kadardır. İkinci şekilde ise bakın X lambası yine üretece paralel durumda. O zaman V geriliminin tamamını kullanır. Çünkü bakın üretecin bir ucu burada, bir ucu burada. Burada da bakın bir ucu burada, bir ucu buradaysa. O zaman bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı V kadardır. Yani bu iki nokta arasındaki dirençler V gerilimini tamamen kullanır. Aynı şey burası için de geçerli. Bakın burada da iki nokta arasında sadece X lambası var. V geriliminin tamamını kullanır. Bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı da V kadar. Ama burada iki tane direnç var. V bölü 2, V bölü 2 olarak bunu paylaşırlar. Dolayısıyla arkadaşlar X ve Y'nin parlaklığı nasıl değişiyor? X'in parlaklığı değişmez dedik. Değil mi? Çünkü bakın V gerilimiyken şimdi yine V. Ama Y'nin V gerilimiyken V bölü 2 oldu. Y'nin parlaklığı ne olur? Y'nin parlaklığı da azalır diyoruz. Şekildeki devrede lambalar özdeştir. K anahtarı kapatıldığında X ve Y lambalarının parlaklıkları nasıl değişir diye soruyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ilk pozisyonumuz da şöyledir. X lambası ve Y lambası ve bir üreticimiz var. Şimdi ilk durumda bakın anahtar açıkken Z zaten devrede yoktur. Bu durumda o zaman bu üreticin geriliminin yarısını X, yarısını Y kullanır. Ancak anahtarı kapattığım zaman Y'ye paralel bir Z lambası oluşturuyorum. X, şu Y lambası, şu da Z lambası olsun. Buradan arkadaşlar şöyle baktığım zaman bu kez gerilimi nasıl paylaşacaktır bunlar? Bakın
X lambasının direnci R iken bunun da direnci R idi. Şu anda X lambasının direnci R ama X lambasına seri olarak bağlanan bölümdeki direnç biraz önce R iken şimdi R bölü 2 oldu. Dolayısıyla bakın burada şöyle bir yorum da yapabiliriz. Normalde bu iki bölüm, bu iki seri bölüm bu V lambasının, V üreticinin gerilimini paylaşacak. Şimdi bakın X lambasının yanındaki bölümdeki direnç azaldı. Dolayısıyla X lambasından bu tarafa giden pay azalırken bu tarafa giden pay artacaktır. Ya da şöyle dağıtacağız arkadaşlar direkt olarak. Bu seri bölümlerden burası bir parçaysa yine burası ne olacak? İki parça. Dolayısıyla bakın V'yi 3 parçaya bölerim yine V bölü 3. Bir tane V bölü 3 bunlara gider. İki tane V bölü 3 bunlara gider. X'in gerilimi V bölü 2 idi. 2V bölü 3 oldu. Yani X'in parlaklığı arttı. Y'nin gerilimi V bölü 2 idi. V bölü 3 oldu. O zaman Y'nin parlaklığı da ne olur? Azalır diyoruz. Lambalar özdeştir. Sadece bir anahtara kapatılırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar şu anda nasıl bir devredir? Artıdan çıktım. Z'den geçip eksi kutba gidebiliyorum. Değil mi? Yani şu andaki durumumuz şöyle. Sadece Z lambasından geçerek üreticinin artı ve eksi kutuplarına gidebiliyorum. Ya da X lambasından geçerim. Y'den geçip gidebilirim. Yani yukarıda da X ve Y birbirine seri bağlıdır. Devremiz şu durumdadır. Peki sadece bir nolu anahtarı kapatalım. Bakın bir nolu anahtarı kapattığım zaman aslında ne oluyor? Z lambasının paralelliği değişmiyor. Z lambası yine üretece tamamen paralel durumda. Değil mi? Ardından ya da ne yapıyorum? Bakın bir nolu anahtardan geçtikten sonra Y'den geçip gidebiliyorum. Yani sadece Y lambası devrede oluyor. Pardon, şu Z lambası, şu Y lambası. X ne olur o zaman bir nolu anahtar kapatılırsa? Kısa devre olur. Dolayısıyla bakın bunun gerilimi V ise ilk başta Z'nin kullandığı gerilim V idi. X'inki de Y'ninki de V bölü 2 idi. Ama şimdi ne oldu arkadaşlar? Z'ninki yine V, Y'ninki V oldu. Yani Z'nin parlaklığı ne oldu? Değişmedi. Değil mi? Y'nin parlaklığı V bölü 2 gerilimi iken V oldu. Y'nin parlaklığı arttı. Z lambası pardon, X lambası ise ne oldu? Söndü. Lambalar özdeştir. K anahtarı kapatılırsa lambaların parlaklığı nasıl değişir diyor. Devremizi görmeye çalışalım. Bakın artı kutuptan çıktım. Eksi kutba ulaşmaya çalışacağım. Ne yaparım? X'ten geçerim. Değil mi? X'ten geçtim. X'ten geçtikten sonra Y'den ve Z'den geçerek eksi kutba gidebiliyorum. Değil mi? X'ten geçtim. Y'den ve Z'den geçerek gidiyorum. Peki anahtarı, bu anahtar açık pozisyondayken, peki anahtarı kapatırsam ne olur arkadaşlar? Anahtarı kapattığım zaman X kısa devre olur. Çünkü artı kutuptan çıkıp bakın buraya kadar dirençsiz gidebiliyorum. Sadece Y ve Z lambaları paralel olarak devreye dahil olur. Devremiz şu hale gelir arkadaşlar. Şöyle olur. O halde bakın burada ne oldu? Zaten Y ve Z yine paraleldi birbirine. Ama yanında X vardı. Ama şimdi Y ve Z ne oldu? Direkt olarak üretece paralel olduğuna göre üreticinin geriliminin tamamını kullanacaktır. O zaman Y'nin de Z'nin de parlaklıkları ne olacaktır? Y'nin de Z'nin de parlaklıkları artar. X ne olur? O zaman X lambası da söner diyoruz. Peki arkadaşlar bu bir 3-4 tane üniversite sınav sorularından kullanmıştık. Bakalım özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede K anahtarı kapatılırsa en çok kaç lamba ışık verebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar K anahtarı kapatıldığı zaman zaten devrenin çalışması için K kapanmak zorunda. Artı kutuptan çıkarım. Şu noktaya geldikten sonra eksi kutba gitmek için ya bu lambadan geçip gideceğim ya da yukarıdaki lambadan geçip gideceğim. Yani bu lambalar ışık verir. Aynı şekilde buradan da bakın böyle gidersem değil mi? Eksi kutba ulaşabiliyorum. Ya da en alttaki lambadan geçerek eksi kutba gidebiliyorum. Ancak bakın şu iki nokta arasında değil mi? Şunlar aynı nokta olduğuna göre bakın bu üreticinin artı kutbu. Şöyle düşünebilir miyiz? Bu lambanın şu kutbu direkt olarak arada başka hiçbir şey olmadan artı kutba bağlı.
Bu lambanın bu ucu da artı kutba bağlı. O zaman lambanın iki ucu da aynı kutba bağlı olduğu için bunlar ne yapar? Kısa devre olur bu lamba. Aynı şey bunun için de geçerli. Bakın lambanın bu ucu arada başka hiçbir şey olmadan eksi kutba açılıyor. Burada yine aynı şekilde eksi kutba açılıyor. O zaman bunun da her iki kutbu eksi kutba baktığı için bu da kısa devre olur. Ya da arkadaşlar burada mesela harflendirme yöntemini kullanarak harflendirme yaparak da bunların aynı iki harf arasında kaldığını görebilirim. Mesela buraya A noktası dersem burada A olur, burada A olur, burası da A olur, burası da A olur. O zaman aynı iki harf arasında kaldığına göre kısa devre olur. Mesela burası B ise burası da B'dir, burası da B'dir, burası da B'dir, burası da B'dir. Bu da aynı iki harf arasında kaldığına göre kısa devre olur. O zaman K anahtarı kapatılırsa 1, 2, 3, 4 ve 5 lamba burada ışık verecektir. Bu arkadaşlar 2012 YGS sınav sorusudur. İç direnci önemsiz özdeş bir üreteç ve özdeş lambalardan oluşan şekildeki devre kuruluyor ve ampullerin parlaklığı gözleniyor. Bu gözlem sonrasında reostatın sürgüsü ok yönünde kaydırılırsa hangi lambaların parlaklığı değişmez? Bakın arkadaşlar burada şu kolun tamamı ile bu aşağıdaki kol nasıldır? Bu iki kol birbirine paralel bağlıdır. Bu kollar birbirine paralel bağlıdır. Dolayısıyla ben üst kolda bir değişiklik yaptığım için bu alt kolu etkilemeyecektir. Yani şöyle bir şey söylemiştik. Paralel kollardan birinde yapılan değişiklik diğer kolları etkilemez. Dolayısıyla bundan K lambası etkilenmeyecektir. Çünkü bakın sadece üst kolda değişiklik yapıyorum. Alt koldaki bu K lambası bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Çünkü bu kolda hiçbir değişiklik yapılmamaktadır. Özdeş üreteç ve lambalardan oluşan devrede kaç lamba ışık verebilir demiş. Bakın arkadaşlar burada da şöyle düşünebiliriz. Burada bakın şu iki lambanın bir ucundan diğer ucuna bu A noktasından B noktasına diyelim. A noktasından B noktasına gittiğim zaman bu dirençler lambalar üzerinden geçebiliyorum. Ama aynı AB arasına buradan gittiğim zaman A ile B noktalar arasında potansiyel farkı sıfır çıkar. Bakın A'dan B'ye gidersem eksi artı artı eksi üreteçler ters bağlı olduğuna göre AB arasındaki potansiyel farkı sıfır olduğuna göre ne A'dan B'ye doğru ne B'den A'ya doğru akım geçmeyeceğinden bu lambalar ışık vermez. Ancak bu lambalar üçü de ışık veren lambadır. Yani 3 lamba ışık verir diyebiliriz. Özdeş KLMNP lambalarından oluşan devrede hangi lambalar ışık verebilir? Yine bakın burada arkadaşlar şöyle bir şey yazabiliriz. Bakın diyelim ki buraya bir A noktası diyelim. O halde burası da A noktasıdır. Burası da A noktasıdır. Burası da A noktası. Bakın dirençsiz gideceğim her yerde aynı harfi verebiliyorum. O zaman N ve P lambalarının iki ucu arasında aynı harf olduğuna göre bu iki nokta arasında potansiyel farkı nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla ne N'den P'ye doğru ne P'den N'ye doğru akım geçmeyeceği için N ve P lambaları yanmaz. Burada ışık veren lambalar K, L ve M lambalarıdır diyoruz. Arkadaşlar diğer dersimizde manyetizma konusuyla ilgili konuşacağız. Hepinize başarılar diliyorum.